Bu videoda çeyrekler açıklığının hesaplanması konusunda bazı alıştırmalar yapmak istiyorum. Kan Akademi'nin alıştırmalar bölümünde yer alan sorulardan birkaçını aldım ve şimdi onları burada çözeceğiz. E hadi o zaman. Aşağıda verilen sayılardan her biri bir grup çocuğun beslenme çantasında bulunan kraker sayısını ifade ediyormuş. Lezzetli, afiyet olsun. Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız ve bu sayıların çeyrekleri açıklığını bulunuz diyor. Burası fazla lezzetli değil ama hadi bulalım. Şimdi videoyu durdurup önce kendiniz çözmeyi deneyin. Pekala, sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayarak başlayalım. Bu alıştırmayı Kan Akademi'nin alıştırmalar bölümünde çözüyor olsaydık teker teker sürükleyip bırakarak sayıların yerini değiştirmek kolay olacaktı ama ben burada hepsini yazmak durumundayım. Haydi. İçlerinde en küçüğü sanki 4 gibi değil mi? Evet, bu 4'ü yazdım. Bir 4 daha var. Diğer 4'ü de yazdım. Bakalım 5 var mı? 5 yok. Ama 6 var. 6'yı yazdım bir de 7 var 8 yok galiba 9 da yok ama bir adet 10 var ardından 11 var 12 evet 13 yok ama 14 var ve son olarak da bir tane 15 var Şimdi yapacağımız ilk iş ortanca değeri bulmak. Ortanca değer bu dizinin tam ortasındaki sayıdır. Bakalım elimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet sayı var. Elimizdeki sayıların adedi tek. Dolayısıyla solunda 4 tane ve sağında da 4 tane sayı olan ortadaki sayıyı arıyoruz. Dizinin tam ortasında yer alan bu ortanca değer 10'dur öyle değil mi? Evet, ortanca değer 10. Bakın, solunda 4 adet ve sağında da 4 adet sayı var. Çeyrekler açıklığı da solda kalan sayıların ortanca değeri ile sağda kalan sayıların ortanca değerinin farkına eşittir. Verilen bir dizi sayının ne kadar geniş bir aralıkta saçılım yaptığını gösterir. Şimdi gelin sol yandaki sayıların ortanca değerini bulalım. Az önce bulduğumuz ortanca değer onu dikkate almayacağız. Solda yer alan bu 4 sayıya bakacağız. Bu sayılar 4 adet olduğu için yani elimizdeki sayıların adedi çift olduğu için tam ortada yer alan iki sayıyı kullanarak ortanca değeri hesaplayacağız. Tam ortada yer alan iki sayının ortalamasını alacağım. 4 ile 6'nın aritmetik ortalaması yani ikisinin tam ortasında yer alan sayı 5'tir öyle değil mi? Evet. Şöyle de hesaplayabilirsiniz tabii. 4 artı 6 10 eder. Onu da 2'ye bölersem, evet 5'i bulurum. Soldaki bölümün ortanca değeri 5. Tam bu ikisinin arasında. Sağdaki bölümün ortanca değerini de aynı yöntemle bulacağım. Elimizde 4 adet sayı olduğu için tam ortada yer alan 2 sayıyı dikkate alacağım. Tam ortada 12 ile 14 var. 12 ile 14'ün ortalaması 13'tür. 12 artı 14 bölü 2 eşittir. 26 bölü 2 bu da 13. Evet böyle de yapabilirsiniz. Bunu daha kolay bulmanın yolu da şudur. 12 ile 14'ü sayı doğrusu üzerinde düşünün. İkisinin tam ortasında 13 yer alır değil mi? Evet bunu da hallettik. Soldaki bölümün ortanca değerini bulduk. 5'ti. Sağdaki bölümün ortanca değerini bulduk. O da 13. Çeyrekler açıklığıydı. Nasıl bulacaktık? Bu iki sayının farkını almamız gerekecekti. İlk sorumuzdaki çeyrekler açıklığı 13 eksi 5'tir. Sağdaki bölümün ortanca değerinden soldaki bölümün ortanca değerini çıkardık. O da 8'e eşittir. Gelin başka örneklerde çözelim. Tuhaf bir şekilde eğlenceli geldi bana bu durum. Evet, aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde noktalarla ifade edilen sayıların çeyrekler açıklığını bulunuz diyor. Bu noktalar Tarkan'ın her bir albümünde yer alan şarkı sayısını gösteriyormuş. Güzel, bakalım elimizde ne var? Her zaman yaptığım gibi videoyu burada durdurup soruyu tek başınıza çözmeyi denemenizi öneriyorum tabii. Şimdi bize veri sunmak için farklı bir yol izlenmiş ama bize sunulan bu verileri sıralı bir liste haline biz getirebiliriz. Gelin şimdi bunu yapalım. Elimizde içinde 7 şarkı olan bir adet albüm var. 7'yi yazayım. 9 şarkı olan 2 adet albüm var. 2 adet 9 var, değil mi? Evet, onları da yazayım. 2 adet 9. Ve 3 adet de 10 var. Onlar da Tamam, bir on, bir on, bir on daha. Bir adet on bir var ve iki adet on iki var. On ikilerin üzerine çizeyim ki karışmasın ve son olarak da on dört şarkı olan bir adet albüm var. Şimdi ne yaptım? Şu şekilde sunulan verileri bu şekilde yazdım. İkisi de aynı şey. Bu albümde 7 şarkı varmış. Bu albümde 9, bu albümde 9. Sayılara bakarsanız zaten sıralı şekilde yazıldıklarını da görüyoruz. Böylece ortanca değeri hesaplamaya hemen başlayabiliriz. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet sayımız var. Elimizdeki sayıların adedi çift. Ortanca değeri hesaplamak için tam ortada yer alan iki sayıyı kullanacağız. Tam ortada yer alan iki sayı bu 2 10 gibi görünüyor öyle değil mi? Çünkü sollarında 4 adet, sağlarında da 4 adet sayı var. İki sayıyı kullanarak bu ikisinin tam ortasında yer alan sayıyı bulmalıyım. Yani bu iki sayının ortalamasını bulmalıyım. 10 on ile 10'un ortalaması da 10'dur öyle değil mi? Yani ortanca değer 10'dur böyle durumlarda yani iki sayı kullanarak ortanca değer hesapladığımız durumlarda soldaki onu soldaki bölüme sağdaki onu da sağdaki bölüme dahil etmeniz gerektiğini unutmayın gelin şimdi bunu yapalım soldaki bölüm bu oldu bu 5 adet sayı oldu sağdaki bölümde bu 5 adet sayı olacak Gayet mantıklı. Soldaki bölümde toplam 5 adet sayı var. Sağdaki bölümde de toplam 5 adet sayı var. Bir önceki örnekte olduğu gibi tam ortada yalnızca bir sayı olsaydı böyle bir şey yapmayacaktık. Bu yöntemi yalnızca bu durumlarda uyguluyoruz. Peki, soldaki bölümde yer alan 5 sayının ortanca değeri nedir? Elimizde 5 adet sayı varsa yani elimizdeki sayıların adedi tekse tam ortada bir sayının varlığından bahsedebiliyorduk öyle değil mi? Bu sayı da her iki yanında 2 adet sayı bulunan sayıdır. Solunda 2 adet, sağında da 2 adet sayı var. O halde soldaki bölümün ortanca değeri gördüğünüz üzere 9'dur. Sağdaki bölümün ortanca değeri de toplam 1 2 3 4 ve 5 adet sayı var. Bunların tam ortasında da 12 var. Solunda 2 adet, sağında da 2 adet sayı bulunuyor. Sağdaki bölümün ortanca değeri 12. Peki, çeyrekler açıklığı da sağdaki bölümün ortanca değeri yani 12 eksi soldaki bölümün ortanca değeri yani 9'dur. Bu da 3'e eşittir. Bu sorunun yanıtını da bulmuş olduk. Hemen buraya yazalım.